Siz video izlerken 10 Kasım olacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölüm yıldönümü. Basitçe, gevşekçe, yavşakça bu günü geçiştirip dandik reklamlar vererek firmalarına kazanç sağlayanların aksine Mustafa Kemal Atatürk'ü anlayanlardan olmayı, onun gittiği, denediği, çabaladığı, bizi ilerletmeye çalıştığı yolları anlamayı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Şimdi videoya geçiyorum. Arkadaşlar selamlar. Birazdan soru cevap videosunu izleyeceksiniz. Soru cevap videosuna geçmeden evvel aralarınızda abone olmayanlar varsa ki var. Abone mi? Abone. Çünkü ben bakıyorum analizlere. Sadece %18'i %20'si izleyenlerin abone olmuş. Bizi sevmeyip de izleyenler varsa bir %20. Geri kalan bir %60 var arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bize bir tık kadar destek için yakınsınız. Çok mu demagoji oldu? Furkan'ı motive ediyor bunlar. Beni motive ediyor. Çok insanlara ulaşmak, çok insanlardan feedback almak anlamına geliyor. Yazanlar, yorumlar hepsi bu şekilde artıyor. Beğenirseniz de, videonun bir yerlerinde beğendiğinizi hissederseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Çünkü biz de kendi kendimizi dediği gibi Sümeyye'ni motive ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı, fikirlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Şunu doldur bari üstünü. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Soru cevap etkinliğine hoş geldiniz. Sümeyyeciğimle beraberiz. Doğal olsun diye ilk başta çayı dolduruyorum gözünüzün önünde. Az önce konuşuyorduk kendi aramızda. Nasıl yapalım, konsept nasıl olsun diye. Düşündükçe zorlaşmaya başladı. Biz de en iyisi masada oturalım. Soruları bir yandan sorayım. Sümeyye de aklına geldiklerini, aklına geldiğince cevaplandırsın dedim. Benim bildiğim şeyler de olabilir. Ne haber, nasılsın? İyileştin. İyiyim. Sağ olun, saatin yerinde. Aynen. Çok şükür. Sormadın ama ben de iyiyim. Beni bildiği için tabii ki. Ben sizin için sordum aslında. Ben de biliyorum tabii ki de. Şimdi biliyorsun ki 4000. aboneye ulaştık. Evet, bayağı iyi rakam. Bravo. İlerliyoruz. Yazanlardan yani abonelerden gördüğüm kadarıyla içerisinde yapmacıklık olmayan, Almanya'yı çok övmeyen, Türkiye'yi çok yermeyen paylaşımlar epey tutuluyor. Biz kendimiz gibi davrandığımız için seviyorlar aslında. Bunu anladım. Evet. Bu aynı zamanda senin de başına. Teşekkür ederim desteklerin için. Güzel. Arada bir kameraya çıkmayayım, ben söylemeyeyim, beni çekme gibisinden şeyler söylüyor arkadaşlar. Ama yavaş yavaş kırıyoruz bu şeyleri. Çünkü Sümeyye'nin vakar oluşu, vakurlu mu, vakarlı mı derler, ne derler? Hani böyle bir olgunluk var Sümeyye'de. Vakur derler de herhalde. O bana fotoğraf çektirmeyi de pek seviyorum. Evet. O bana çok iyi geliyor. Hani konuşurken ki o tarzı, düşünceleri. Ben mesela hayatımda Sümeyye'nin o noktadaki desteğini çok almışımdır. Bazen aceleci davranırım. Bazen hislerime göre davranmak isterim. O beni hep frenler. Frenlediği zamanlarda hep kazanmışımdır. Evet. Bazı zamanlarda çok fazla içimden gelir. Onu da yaparım. O zaman da yine kazanmışızdır. Çok güvenmişimdir çünkü. Ama çoğunlukla o dengeyi sağladığı için ben minnettarım kendisine. Yani insanın cesarete de ihtiyacı var ama. O da sende evet, var. O hareketlenmeye de ihtiyacı oluyor. Ben Sümeyye'ye, biraz özel olacak ama, Sümeyye'yle ilk tanıştığımızda başarılı olduğunu fark ettiğimde, biraz sohbet ettikten sonra şey demiştim ona mesela. Aynı şeyi o bana yapıyor şu anda. Elektrik mühendisleri varsa izleyenler bileceklerdir. Sana bir yol vermek lazım, gerisi gelecek diye. Elektrik motorlarında, makinelerinde yol verme diye bir konu vardır. Siz önden bir miktar harekete geçirirsiniz. Daha sonra kendisi hareketlenmeyi devam ettirir. Evet. Öyle bir durumu vardı Sümeyye'nin. Gerçekten benim de aynı şekilde şu anki hayatımda. Belli bir noktada ben ona yol verdim. Şimdi o bana yol veriyor. Öyle söyleyebilirim. Hızlandırıyoruz birbirimizi. Belki de ilişkinin biraz da şeyi, neyi? Sırrı mı? Tamamlayıcısı yani. Sırrı tamamlayıcı olmak. Evet. Neyse, çok laf kalabalığına girmeyeyim. Aynen, ben sorulara geçeyim. Direkt. Bayağı da soru var dediğin gibi. Evet. Şimdi sen soruları görmedin. Ya, hiç görmedim. Gerçekten hiç bilmiyorum. Çok enteresan sorular var ama. Tamam, olabilir. Beraber düşünürüz. Dilimizden erse. Biliyorsak söyleriz, bilmiyorsak biz doğalız. Biliyorsak söyleriz, bilmiyorsak bu ne biçim soru falan da diyebiliriz yani. Soruları kimlerin aynen sorduğunu söylemiyorum. Gizlilikten dolayı. Aynen. Kişilerin gizliliğine saygıdan dolayı. Nickname'lerini dahi göstermeyeceğim. Ben her soruyu açtığımda üzerine konuşurken ekranda siz soruyu göreceksiniz. Ben onu ayarlayacağım. Hı-hı. Tamam. Başlıyoruz. Haydi. Merhaba. Düsseldorf civarı aile için uygun kiralık muhit önerir misiniz?
Ben şimdi bu soruya cevap veremem aslında bir yandan. Veremeyiz. Neden? Çünkü yani Düsseldorf, neden Düsseldorf? Neden daha uzakları değil? Orada mı çalışıyor? Kısıtlar neler? Bir tahmin ederek şartlar cevaplayalım. Neler? Onları bilmiyorum. Bence tahmin ederek cevaplayalım. Orada çalıştığını düşünelim. Uygun kiralık muhit önerir misiniz? Yani Düsseldorf tam merkezden değil de aile için bence biraz daha dışarıdan şöyle 20-30 dakika. İş direkt Düsseldorf'taysa hani 20-30 dakikada arabayla gidilebilecek mesafede en fazla. Ben sizde ben size şimdi bu görüntüyü giriyorum. Benim aklımda bir yer var. Corvider dedikleri bir bölge var. Daha yeni öğrendim onu da. Bir arkadaşımız orada ev aldı. O bölge hem Köln'e hem Düsseldorf'a yakın orta bölge. Şanssızlığınız Düsseldorf civarında ev ararken her yer çok merkezi. Aynı evet, bizim Frankfurt evet. civarı küçük, gibi. Küçük küçük çok şehir var. O yüzden ev ararken de zorlanmanız çok normal ki bu soruyu sormanız da anlamlı. Ama satılık aramıyor, kiralık arıyor. Kiralık arıyor da yeni yerleşimlerin olduğu yer biraz daha uzaklarda oluyor. Benim tahminim evet. yeni yerleşimlerin olduğu uzak bölge veya köyler düşünülebilir. Ben bunun için böyle bir cevap verebilirim ancak. Dilim bu kadar dönüyor. Yani aile için dediği için ben de çok merkezi olmasını önermem. Aynen. Yorucu oluyor merkezler. Tabii ki bir İstanbul Ankara kadar değil ama yine de buranın merkezinde okul bulmak, kreş bulmak, çocukların dışarı çıkıp oynaması, bisiklet sürmesi falan biraz daha sıkıntılı oluyor. Evet. Tamam, bu soruyu böyle geçelim. Aynen. İkinci soru. Benim sorum, biz de taşınıyoruz. Kızım burada Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Orada hangi okulu tercih edebilir acaba? Çok kısa yazmaya müsaade ediyor. O yüzden şimdiden teşekkürler. Yani oh, soruyu kısa yazabiliyoruz Anadolu sorulara. Anadolu Lisesi'ne gidiyorsa o zaman demek ki yaşı 14-15. Evet. 15-16. Şu an öyle değil mi? Ortaokul, lise... Biz 15 yaşında başlamıştık liseye. Yani onlar da öyle. Lise dediği için öyle diyebiliriz. 15-16. Zor bir zaman. Kolay değil. Allah şimdi cevabı var. Şu, gimnazyuma gidebilir. Gidebilir ama cevabın ama dışında fikirlerimiz var. Şimdi gimnazyum evet buranın en hani şey olarak akademik açıdan en iyi okulları. Gimnazyuma gidenler abitur yapıp sonra üniversite eğitimi alıyor. Çok büyük ihtimalle. Tabii ki ondan sonra meslek eğitimlere giden, üniversiteye gitmek istemeyen gençler de oluyor ama eğitim sistemi olarak daha katı, daha böyle hakikaten eğitim. Yani bizim o anladığımız o fen lisesi eğitimi vardır ya Türkiye'de. Ve çocuklar çatır çatır öğrenirler, soru çözerler falan böyle. Böyle pırıl pırıl şey olurlar. Aynen o civarda bir eğitim. Yani bir gencin oraya gitmesi hani hiç Almanca bilmiyorsa eğer çok zor. Tabii ki çok önerirdim. Ama bir örneğimiz var aslında ama. Sıkıntı olabilir. İsmini veya şahsını zedelemeden nasıl söyleyebilirim? Bir arkadaşımızın oğlu. Bir arkadaşımızın oğlu Türkiye'de Anadolu Lisesi'ne mi gidiyormuş, Fen Lisesi'ne mi gidiyormuş? Herhalde Fen Lisesi'ydi. Yani iyi bir okula gidiyormuş. Fen Lisesi, Fen Lisesi. Sonra tabii burada gimnazyuma devam etmiş. Fen Lisesi de değil, çok özel bir Fen Lisesi diyeyim artık. Bu İtalyan Lisesi gibi okullar var ya. Böyle bir okuldan buraya gimnazyuma başlayarak geldi. Biliyoruz gelmiş. Evet. 16-17 yaşlarında gelmiş. Bir sene hazırlık okudum, okumasına rağmen, doğru hatırlıyorsam, adaptasyonu bayağı zor olmuştu. Evet. Cevabınız gimnazyum ama... Söyleyeceğim bir şey var mı? Ya sosyal açıdan bence zor olur çocuk için gimnazyum. Zaten dersler çok ağır olacak. Veya şurayı mı öneriyorsun o zaman? Gesamtschule olabilir. Gesamtschule. Evet. Gesamtschule dediğimiz şey Realschule, gimnazyum ikisinin de olduğu, içerisinde Hauptschule'nin de olduğu. Aynen. Ya abitur yapıp üniversiteye geçebildiği, yanlış bilmiyorsam doğru, daha doğru. iyi bilenler doğru, varsa abitur yapıp... düzelsin. Ya da ben hani burada eğitimimi sonlandırıp mesleğe yöneleceğim denilebilen seçeneği okullar var. Okullar diyebiliyorum. Şöyle düşünmeyin. Almanya'daki eğitim sistemiyle Türkiye'deki eğitim sistemi birbirlerine tam puzzle'da eşleşmiyor. Evet. Mesela siz Anadolu Lisesi, Fen Lisesi Türkiye'de okuyanlar için doğrudan gimnazyumu kodlayabilirsiniz kafanızda ama işler aslında öyle değil. Evet, evet. Mesela bankacılar veya şuleden daha çok çıkıyor. Sosyal alanlar daha çok real şuleden çıkıyor. Yani illa böyle doktor mühendis olma olacak benim oğlum kızım demiyorsanız, çocuğun da öyle bir hayali yoksa, henüz bir meslek seçimi belli değilse öyle bir yükün altına sokmak bence çok zor olur. Çünkü zaten gençliğin vermiş olduğu bir şeyle gelecek. Evet. Yani arkadaş bulmak zor olacak, dil öğrenmek istese öğrenir, çok rahat öğrenir de gençlerde biraz daha böyle bir şey var. Yani, rezistans var. Evet, ben o yüzden Gesamtschule'yi öneriyorum. Bakın Sümeyye'nin söylediğinde hak var.
Çocuk gimnazyuma gitmeli. Doktor, mühendis olmasını bekliyorsunuz çünkü Türkiye'deyken Anadolu Lisesi'nde okuyan çocuk için. Eczacı, doktor, mühendis neyse başka meslekler gelmiyor şimdi aklıma. Almanya'dakiler de doktor, mühendis, eczacı vesaire olmak için gimnazyuma gidiyorlar. Ama çocuğun Almanya'ya gelmesi durumunu değerlendirdiğimizde o adaptasyon süreci çok zor. Yani size öyle söyleyeyim ki Türkiye'de ilk binde olan dereceli çocuklar bile geldiği zaman o Almanca öğrenme yılında hem Türkiye'deki arkadaşlarını çok özlediklerinden, buradakilere karşı bir rezistans gösterdiklerinden o ara geçişi çok zor yapıyorlar. Yani kapasiteleri olmasına rağmen sosyal olarak orayı kapatıyorlar maalesef. Çünkü yaş 13-14'ten sonra ergenlik. Aşırı zor. Yani en çiftçifli zamanları ergenlik. Olmaz değil, olmaz değil ama siz çok üzülebilir, çok yorulabilirsiniz. Gezen Şule'ye giderse, Sümeyye'nin dediği gibi gimnazyum ayağından devam edebilir. Evet, tamamlayabilir. Veya Şule ayağından da gidebilir. Gezant Şule, gezant demek komple demek değil mi? Öyle bir şey, evet. Komple demek, hepsini barındırıyor içinde. Ortak bir şey gibi, okul gibi. Tamam, siz araştırın Gezant Şule'yi. Bence pişman olmayacaksınız. Ya da Reyal Şule'yi araştırın, pişman olmayacaksınız. Ve burada da çok kısa geçeyim. Mesela biz kendi çocuklarımız, biz kreş ve ilkokul çağında gelmiştik. Gezant Şule, gimnazyum, onları da bu sene, geçen sene gördük ilk defa. Ailelerin eğilimi de gimnazyuma yok gerçekten. Çekiniyorlar. Yani mesela bizim öğretmen ne diyor? Bir kişi belki iki kişi sınıftan gimnazyuma gidiyor. Zeynep'in okulu için. Neden? Çünkü diyor eğitimi çok ağır. Neden öyle bir eğitimin altına girsinler? Çocuğum niye stres olsun? Çocuğum niye zorlansın? Yani. Nasıl olsa bir meslek sahibi olmayacak tercih mı? Tercih sebebi değil burada aslında. Bu bizim tamamen hani Türkiye'den gelen bir şeyimiz. Ama Türkiye genlerimiz. Okulda okusun, en iyi notları alsın. Şöyle olsun. Bizimki epey adapte olduğu için çekinmiyorum. Sistemi de oğlandan dolayı biliyorum. Evet. Ama çocuklar çok orta seviye ise zorlamanın alemi de yok. Hatta burada ailelerin kararını tamamen bırakmış durumdalar. Öğretmen aksi karar verse bile okul yönetimiyle herhalde görüşüp gideceği aileler, okul yönetimiyle. Ama bir süre sonra, bir sene geçti aradan, iki sene geçti, baktılar çocuk gerçekten uyum sağlayamıyor. O zaman okul da diyebiliyor ki bunu buradan almanız lazım, şu okula göndermeniz lazım. Yani bunu yaşamanız çok az bir olasılık değil. Çok daha zor. Hadi alıştı, alışacak derken başka bir yere gönderilmesi daha büyük. Düşünsenize sınıfından hadi öyle böyle bir şekilde alıştı, arkadaşlar edindi. Başka bir okula gönderiyorlar. Bir de çocuk için aşağı seviyeye gitmesi aynen. Yıkıcı olabilir. Zaten dil zorlanıyorum. Bir de yani aşağı seviyeye gittim. Başarısızlık hissiyle büyümesin. Aynen. Tamam, bunu da geçelim. Bence cevap verdik. Bir soru. Almanya'ya geldikten sonra C1 seviyesi Almanca öğrenmek için ne kadar zaman gerekti? Bunu soran bir kişinin Almancasının B1 olduğunu farz edelim. Veya sıfırdan olduğunu düşün. Almanya'ya geldikten tamam, sıfır. Sıfırdan geldi. İngilizce ile bir iş buldu. Tamam mı? Veya dil okuluna kabul edildi. Veya işte çok yakın bir akrabası ona iş teklifi yaptı. Yazılımcı değil. Tamam, ama geldi. Geldi ve dil öğrenmeye vakti var. Evet. Diye anlıyorum. Almancası sıfır. Yani gerçekten çok odaklı bir şekilde ben bu Almancayı C1'in sonuna kadar öğreneceğim, öğrenene kadar da bırakmayacağım diyorsa eğer en az 2 sene. 2 sene. Ama yani gerçekten bu disiplinle çalışma temposu sene. Nasıl olmalı? Çalışıyor yani şu an. Öyle düşün. Geldi, çalışıyor. Hatta 2 sene bile değil ya. Ben kendimi düşünüyorum. Ben geldiğimde B1'dim. Yoğun kurs aldım. Normal kurs da değil. Aynen. Yani örneğin oradan mı? Günde 5 gün ve 4'er saat. Haftada 5 yani gün, 4'er saat. Aynen. Üzerine ödevleri, kendi çalışman ayrı. B1'den C1'e gelmem 6 ay sürdü. Üzerine daha C1'i bitirmedim. C1'in yarısında kaldı. Aynen. Ben çok iyi hatırlıyorum o süreci. Hiç başka bir şey yapmıyordu. İşe gider gibi 2 sene bile az ders yani. Yapıyordu. Şimdi 4 saat, günde 4 saat mi demiştin? Günde 4 saat. Ödevleri de vardı. Ödevler falan vardı. Siz buradan pay biçin. Almanca öğrenmek için epey zaman harcamanız gerekiyor. Evet. Ama Almanya'ya geldikten sonra demişsiniz ya. Hı. Sen söyle sonra. Sadece bir de hani kursu bitirmek de değil aslında o seviyeye gelmek. Kursu bitirdin, evet, yazılı olarak sınavları yapıyorsun. İşte kağıt üzerinde bir şeyleri okuyorsun, anlıyorsun. Hayatın içine girip konuşabilmek, sanki böyle hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi yeniden başlıyorsun. O da ayrı bir süreç. Yani bu söylediğim sadece kağıt üzerinde, kurs üzerinde öğrenmek zamanı. Hı hı. Yoksa
işte işin içinde konuşmak, yöneticinle konuşmak, işte bir dışarıda devlet dairesinde bir işini halletmek, şu bu, bunlar zaman alacak ömür boyu öğrenmesi bitmeyecek şeyler. Doğru. Benim bu soru bu şekilde sorulmuş ama benim bir tavsiyem var. Almanya gelmeden öğrenin arkadaşlar Almancayı. En azından kurs kısmında. Tamamen C1'e kadar halledip sertifikayı dahi alabilirsiniz. İnanın yapıyorlar. Yapanlar var. C1'inizi alıp ondan sonra girin arkadaşlar. Pratiğiniz kalsın. O pratik hani C1 seviyesinde pratik beklenen pratiği Türkiye'de başaramayabilirsiniz. Çok doğaldır ama ChatGPT'yi çok tavsiye ediyorum. Kursların yanında birebir sesli düzeltmeleri, şunları bunları çok iyi yapıyor. Birebir kardeşimden tecrübe anlatıyorum size. YouTube'da çok iyi kanallar var. Kursa mutlaka gidin ama. Ve C1'e kadar Almancayı ilerletmemeniz gerçekten yani hiç zor değil. C1'e kadar Almancayı getirebilirsiniz Türkiye'de. Sonrası hayatınız çok çok kolaylaşacak. Yani daha avantajlı olmuş olacak burada tabii ki. Direkt o kurs şeyini bitirip artık hayatın içinde konuşmayla, cevap vermeyle, okuduğunu anlamayla, postalara cevap vermekle geçecek. Ve o çok daha hızlı ilerleyecek. Evet. Şimdi bir soru daha. Almanya taşınınca arkadaşlar sorular şöyle tamamen. Becerebildiğimiz kadar biraz zaman ayırdık kendimize. Birçok soru geldi. Becerebildiklerimizi cevaplayıp sonraki belki başka bir hafta İkinci yine bir part mı ikinci part yaparız. Almanya'ya taşınacağım. Çünkü soru seçmek istemiyorum. Hı. Çünkü herkes bir emek verip soru sordu ve sorunun cevabını bekliyor. Almanya'ya taşınacak. Bir köpeği var. Büyük ırk. Ev bulma işini nasıl yapabilirim onunla? Ev ararken, kiralık ev ararken ilanlarda zaten o genelde yazıyor. Ev hayvanı izin veriliyor mu diye. Bir kere onun izin veriliyor statüde olması lazım. İzin verilmiyor diyorsa zaten hiç başvurmanıza gerek yok. İzin veriliyorsa belki ev sahibi işte artık şeyi sorabilir. Yani ev hayvanı da ne, kedi mi, köpek mi, kuş mu, balık mı? Genelde konuşmak şey diyorlar, Almanca tabiri geldi aklıma, Türkçesi ne olur? Konuştuktan sonra karar verilir yazıyor genelde. Evet, evet, evet. Yani hani onu ev sahibiyle artık konuşup önce bir evet izin veriliyor statüsündeki evleri filtreleyip ondan sonra onlarla anlaşmak lazım. Çünkü tamamen ev sahibi ben evimde köpek istemiyorum derse konu kapandı. Konu kapandı yani. Şimdi soru bu şekilde ama bazı yollardan geçmiş, tecrübe etmiş kişilerden olarak ev bulma konusuyla ilgili küçük bir trik söyleyeceğim. Arkadaşlar ev bulmak Almanya'daki şu anda mevcut Almanya'da çalışan arkadaşlardan bulunduğumuz gruplardan da öğrendiğim kadarıyla büyük şehirlerde özellikle aşırı zor. Gözünüz korkmasın ama korkmalı. Yani çok zor. Evet. Çok gerçekten zor. Gerçekten çok zor. Küçük şehirlerde bile çok zor. Çünkü buralarda da hareket yok. Ev boşalmıyor. Siz eğer tek geliyorsanız tek başınıza bir ev kiralayacaksanız İlk defa da maaş almadan bunu ayarlamaya çalışıyorsanız size ben ev firmalarını öneririm. İnternette kısa dönemli apart gibi 6 aylık, 1 senelik. Evet evet. Onlar çok bakmıyorlar öyle şeyler. Onlar genelde parasını parayı ver, verdin mi? Tamam. Otel gibi düşün. Aynen. O İş arada yerlerinin kiraladığı apart aynen. Odalar şeyler gibi. Kısa dönemli kiralamalar yapın. O dönemde de sizin maaşınız oluşacak. Türkiye'deki Findex var ya, burada da Şufa diyorlar ona. Şufa notunuz oluşacak, kredi notunuz. Güvenilirliğiniz de artacak. Ondan sonra kiralık ev ararken daha böyle sağlam, sabit bakabilirsiniz. Hem de mahalle seçme. Biraz da gözlemleme şansı olur. Aynen, nerede oturulur? Tren istasyonu nereye yakın? Arabamı alsam, otobüs durağı var tabii mı falan filan. Tabii. Hepsi bir kriter. Biz Almanya'ya geldiğimizi soracak olursanız, eğer siz nasıl yaptınız diye. Ben firmam beni doğrudan transfer ettiği için epey de bir destekler sağladılar ev bulma konusunda. Bana da bu ev firmaları var, bir de apart otel gibi ev kiralayan firmalar var. Ev firmaları şöyle, adamların yeni evleri var Sümeyye, sen hatırlarsın. Yeni evlerinin ilanlarını kendi sitelerine koyuyorlar. Bunlar kiralık diye. Müteahhit firmalar. Bütçeleri yüksek evlerin. Ama onların kiraları yüksek evlerin. Sen parayı karşılayabiliyorsan o evi tutabilirsin. Arkanda firma olduğu için bu iş kolaylaşıyor. Eğer ama sen kendinsen, teksen yine bu işi yapamayabilirsin. Çünkü
kira ödemediğine çünkü zaman... Onlar firma referansı yapıyorlar. Firma referansı yapıyorlar. Kendi firma, çalıştığım firmayı kastediyorum. Yani sizin arkanızda eğer bir firma yoksa, o noktada bir destek vermiyorsa işiniz zor. İlk dediğim seçeneği iyi değerlendirin. Hmm. Ya da VG olabilir. Tek başınaysa. Aynen onu söyleyecektim. Yani paylaşımlı ev. Evet. Nasıl yani yapabilirim onu? Tecrüben vardı senin. Paylaşsana. Evet ben Frankfurt'ta bir paylaşımlı ev, yani oda kiralamıştım. Orada iş bulduktan sonra. Bizimkiler Berlin'deydi. Ben arada bir gidip geliyordum. Yani paylaşımlı oda bulmak nispeten daha kolay. Maaşı olan insanlar için. Öğrenciler de çünkü onu şey yapıyor, tercih ediyor. Ama tabii maaşın olunca sen şey oluyorsun. Hani seni daha çok tercih ediyorlar. Orada ama şeyi seçemiyorsun ya. Yani, o da arkadaşlarını seçemiyorsun. Karışık evler olabiliyor. Daha doğrusu onlar seni seçiyor biraz. Yani onlar seni seçiyor. Sen işte aman ben bu kızdan hoşlanmadım. Aman bu gelmesin bu eve deme şansın yok. Kim gelirse o odaya. Yani yurt gibi. Birazcık titiz olmayacaksınız. Titiz olmayacaksın. İdare edeceksiniz. Uyumlu olacaksın. Geçici bir süreliğine. Evet. Ya da çok iyi anlaşırsın. Uzun yıllar kalanlar da var o şekilde. Var. Çünkü epey maliyet olarak iyi oluyor. Maliyet olarak bayağı. Sen ne kadar kalıyordun? 550 değil mi? 550'ye kalıyordum. 2 sene önce Sümeyye 550'ye kalıyordu. Şimdi 600-650'dir orası. Aynen. Frankfurt'un göbeğinde merkezdeydi. Tabii öyle yerler bir de daha merkezi oluyor. Şimdi 2000-2500 euro maaş aldığınızı düşünelim. Geldiniz başlangıçta. Öyle bir iş bulabildiniz. Hı-hı. Ailenizi getirmeden evvel de birazcık kendinizi sağlam almak istiyorsunuz. Ben biraz böyle anlatıyorum ki hikayesi. Konuyu, videoyu izleyenler de kafalarında birazcık şablon oluşturabilsinler. Ailenizi getirmek için de bir miktar paraya ihtiyacınız var. Ev tutacaksınız. Bakın ev tutacak olsanız sizden 3 tane kira depozito isteyecekler. Tabii. Ev tutacaksanız sizden iyi bir iş isteyecekler. Maaş bordrosu isteyecekler. Son 3 ay isteyecekler. Sözleşmenin tipi... 3 ay çalışman önemli. Lazım yani. Sözleşmenin tipi mesela geçiciyse veya sen probezaytaysan yani deneme sürecindeysen ev sahibi bunlar soracak. İnanılmaz sağlamcıdır Almanlar ev kiralarken. Evet. Neden? Çünkü girenin ömür boyu çıkmama lüksü var. Çıkmama lüksü var. Kiranı ödediğin zaman aynen. O kirayı da ancak şey mertebesine artırıyorlar. Çok cüzi yani. Tüketici enflasyon oranında artırabiliyorlar. Siz yani 10 yıl boyunca bir evden, 20 yıl boyunca bir evden çıkmayabilirsiniz. Hatta size örnek, çok eski evlerde yaşayanlar şu anda koskoca 3 odalı evlerde 600 euroya, 500 euroya yaşayanlar bile var değil mi? Yakınlarımızdan tecrübemiz. 600, 700 euroya koskocaman bahçeli evlerde, müstakil evlerde yaşayanlar var. Var. O insanların da işte dezavantajı şu an ev değiştiremiyorlar. Çünkü paralarını iyi değerlendirmedilerse, affedersiniz sıçtılar yani. Paralarını iyi değerlendirdilerse, yatırıma döndürdülerse, başka yerlerden ev varsa veya işte borsa şu bu yaptırarsa iyi. Ama öyle durumlar çok nadir. Genelde o insanlar ancak kıt kanaat geçinip zaten o evlerde yaşamaya devam etmişler. Ev alamamışlar zamanında. Ama bu başka bir konu. Ama bilin yani böyle insanlar var. Böyle ev tutma, kiralama şartları var. Girdiğiniz evden siz istediğiniz sürece yaşayabilirsiniz. Eğer ki ev sahibi evi evden dolayı icralık mücralık olmadığında. Yani çok böyle uç şeyler gelmesi lazım başınıza. Neyse atlayalım bunu. Aynen. Almanya'dan Türkiye'ye para göndermenin masrafı ve kolay yöntemi nedir? Hiçbir fikrim yok. Benim bir fikrim var. Arkadaşlar Almanya'dan Türkiye'ye para göndermek için en masrafsız yöntem kripto yöntemiyle göndermek. Binance diye bir şey var biliyorsunuz. Kripto borsası ne derler ona? Kripto borsasını içeren bir site var. Orada Türkiye'ye Almanya üzerinden para göndermek için dolar olarak euroyu dolara çevirip kendinize gönderebilirsiniz. Ondan sonra da Türkiye'den de dolar Türkiye parası, Türk lirası olarak çekebilirsiniz. Bunu biraz araştırın. Çok kolay. Hiç ihtiyacım olmadı değil. Bir kere oldu. Bir kere yaptığım için %100 böyle hafızam da yok ama özeti bu şekilde. Oğuzhan öğretti bana da. Oğuzhan'ın Almanya kanalına selamlar. Arkadaşlar Oğuzhan Almanya kanalını takip eder misiniz? Evet. Biz çok severek izliyoruz. Çok severek izliyoruz. Oğuzhan'ı da çok severiz. Hele ki kış bahçesine bayılıyoruz. Kış bahçesine bayılıyoruz. O bize ilham oluyor. O benden biraz daha ileride gidiyor her şeyde. Arkadan takip ediyoruz. Seviyoruz. Onu da takip ederseniz çok güzel kanalı. Çok faydalı bilgileri var. Seviniriz. Bunu bahsettik. Abi Alaplılı mısın? Bana sorduğun için söylüyorum. Ben artık Alaplılıyım. Değilsin. Çünkü Alaplılıyım. Niye? Henüz değilsin. Evlendim ya. Nasıl henüz değilim? Evlenmeden evvel demişler ki nerelisin?
Henüz ya evlenmedim demiş. Daha hiç fındık toplamadım. Arkadaşlar ben fındık toplamayla ilgili bir travmam var. Fındık toplama meselesinden dolayı bir tartışma yaşamıştık ilk başlarda. Şimdi fındık toplamadan alaplı olunmaz diyor Sümenye'de. Evet. Çok zor iş arkadaşlar fındık toplama. Hem de o kadar dik yamaçlardan topluyor musun? Sümenye'yi anlattırıyorum böyle arada. Korkunç yani. Ya Furkan tabii Ankara'da böyle büyük şehir, işte böyle mahalle. Niye Malatya'da yaşamıştım ben? Çık top oyna, anne yemeğini hazırlasın önüne, gel oğlum yemek hazır falan diye çağırsın sokaktan büyüdüğü için. Memur çocuğu ne yapacak? Memur çocuğu. Ben bazen onu anlatıyorum işte. Ne demiştim geçen, sen hiç ne yaptın mı demiştim. Hayır, kar küredin mi dedim. Evet. Sen hiç kar küredin mi dedim. Kar küreye bakıyorum. Yok dedi, küremedim. Olayım. İşte ben demiştim ki şu daha iyi olur falan. O zaman dedim yorum yapma yani. Ben küredim biliyorum. Aynen öyle. Ya da bir gün ormanda şeye gitmiştik geziye. Orada mantar görmüştük. Sen hiç mantar topladın mı dedim. Ya da kestane topladın mı? Yok dedi. Birçok şeyi tecrübe etmemiş doğayla ilgili. İşte doğayla ilgili yavaş tecrübelerimi yavaş. Sümenye ile beraber ediniyorum. Aynen. Mesela bu yaz ilkbahar geldiği zaman yavaş yavaş bahçemize ekim dikim işleri yapacağız. Sebzeler ekeceğiz. Bahçemizden belki domates yemek, maydanoz yemek, biber aynen yemek fırsatımız olacak. Aynen yapacağız ya inşallah. Cevaba gelelim, Alaplı mısın? Evet. Bir ben taraftan Alaplıyım ama Sümenye'den dolayı. Alaplı Bölecek Köyü hatta. Alaplı. İstersen adres de. Adres bu kadar, detayını bilmiyorum. Evin adresi sen de biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Sümenye'lerin adresine zaten kargo hep Alaplı'ya direkt geliyor. Oradan gidiyorlar. Yani adres bilemiyoruz. Soru. Merhaba Furkan Bey, 31 yaşındayım. 5 yıldır İrlanda'da yaşıyorum. Dublin'de master yaptım, data analizi alanında. Çok popüler ya. Data analizi. 2 yıldır Facebook için servis sağlayan bir şirkette çalışıyorum. Almanya'ya göç etmek istiyorum. Annemi yanıma almanın tek yolu bu. Babamı yeni kaybettik, Allah rahmet eylesin. Artık Türkiye'de yaşasın istemiyorum annem. Mavi kart ile göç etmek için iş bulmam lazım. Tavsiye edeceğiniz bir yöntem var mı? Soru şu. Facebook hizmet veren bir şirkette çalışıyor. Hali hazırda çalışıyor yani. Evet, İrlanda'da. Evet. İrlanda'da. Almanya'ya gelmek istiyor. Olayda mavi kart alanlar şu anda ailelerini getirebiliyorlar. Devlet öyle bir hak İngiltere'de verdi. İngiltere'de daha kolay değil mi bu? İngiltere'de değil zaten, İrlanda'da. Tamam. Ya, İngiltere'ye taşınsın Almanya'da mı? Almanya'da da değil. Şey diyorum, bizim iş yerinde bir arkadaş vardı. Kendisi buradaydı. Kardeşi İngiltere'deydi. Annesi, ailesi yani annesi İngiltere'de kardeşiyle beraber yaşıyordu. Niye orada, niye burada senin yanında değil diye sorduğumda şey demişti. Orada bütün sağlık imkanları, her şey bedava. Hiçbir şey ödemiyorsun İngiltere'de. Annen babanın için demişti. O zaman İngiltere'yi mi tavsiye ediyorsun? Çok daha hani ailenin faydalanabileceği olanaklar çok daha fazla. O yüzden orada kalıyor demişti. Şimdi Sümeyye'nin tavsiyesi çok kıymetli. Çünkü İngilizce bildiğiniz ve Almanca bilmediğinizi düşünerek. Evet, o da bir... Çünkü Almanya'da iş bulmanız için ben Facebook'ta zamanında Google'da ve Facebook'ta çalışan arkadaşım var, Caner. Benim sınıf arkadaşımdı. Ama data analitik yapmış ya. Orada Almanca arayacağını şirketini çok düşünmüyorum ama sosyal hayatta zorlanır. Şimdi o zaman soruya doğrudan cevap verelim. Data analiz neydi? Data analiz alanında çalışmış. Bizim bir arkadaşımızın kardeşi var ya data analiz alanında çalışıyor. Onun Almancası yoktu bildiğim kadarıyla. İngilizceyle iş bulabiliyor. Evet. Sıkıntı değil ama cevap şu. Sosyal hayatta zorlanıyor. Nasıl iş bulacak? Soru şu. Evet. Şey gibi, Türkiye'deki Kariyer.net gibi Almanya'da da şey iş ilanı veren siteler var. Hangileri? Uzun zaman oldu kullanmayalı. Benim favorim LinkedIn. Ben oradan iş buluyorum. Evet. Lazım olunca. Doğru. En popüleri bence o. Daha gerçekçi ilan olduğuna inanıyorum. Yani kendini tekrar eden reklam amaçlı ilanlardan ziyade gerçekten firmaların ihtiyacı varsa bence LinkedIn'i kullanıyorlar. Ben de bir katkıda bulunayım. Buraya da o şeylerini yazacağım. X-I-N-G Zing. Zing var. Zing'de de profil oluşturuyorsun LinkedIn gibi. Başvurabiliyorsun, orada iş ilanları yayınlanıyor. Şey var. Indeed miydi? Indeed. Var? Indeed var. Indeed'i biliyorsunuz okunuşu gibi. In-D-E-E-D. Indeed. Evet. Dışında... Bu siteler üzerinden başvurabilirsin. Başka bilmiyorum. Arkadaşımızın sorusu bana bir kapı açtı. Şu anda Almanya mavi kart dediğimiz blue kartla nitelikli göçmen olarak gelmek isteyen kişiler olur ya, annem yaşlı, babam yalnız, onları nasıl bırakayım, nasıl geleyim diyenler, Almanya'ya onları da getirebilirsiniz.
İsterlerse eğer. Evet, o son yasa da değişti. Mayıs'ta değişti, Haziran'da değişti. Evet. 2024'te değişti. Ben getiremiyorum, sen getirebilirsin. Çünkü evet, geçmişi şey yapmıyor, kapsamıyor. Yeni bir soru. Ben hemşireyim. Bu işlemlere başladı. Bir seneye geçti. Çok yorucu bir süreç gerçekten. B1'imi aldım. B2 almak üzereyim. Eşim ve 2 yaşındaki oğlumla geldiğinde maddi olarak rahat edebilir miyiz? Sizce ilk etaptan sonra, ilk etapta sonra eşim de çalışır ve Almanya'da yaşamdan memnun musun? Memnun musunuz? Yani eşim ilk etapta çalışamayacak, sonradan çalışabilecek. Siz Almanya'daki yaşamdan memnun musunuz? Memurum Türkiye'de çünkü. Soru işareti ister istemez oluyor. Önerir misiniz? Takip ediyoruz size eşime demiş. Hanımefendinin 2 yaşında bir çocuğu var. Ne diyorsun? Yani şey, çok ortada bir durum. Neden? Hemşire her türlü iş bulur. Zaten iş garantisi gibi bir şey var ama. İş garantisi bir şey var sağlık sektöründe. Süreçleri geçmesi lazım. Aynen, süreçleri artık sabretmesi gerekiyor. Dil öğrenmesi gerekiyor. Tek şey bu. Evet. Çok rahat iş bulur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Maddi olarak rahat geçinebilir misin Almanya'da? Eşin çalışmadığı sürece çok zor bence. Tek bir hemşirenin evi döndürmesi. Hemen bir bilgi geçeyim orada. Kaç para aldıklarına inan bilmiyorum. İnan ben de onu sordum. Burak'a sordum. Çok da olduğunu zannetmiyorum. Anerkennung diye bir şey var. Tanım, ne diyorlar? Tanınma, yani diplomanın tanınması. Diplomanın tanınması. Evet, aynen öyle. Şimdi siz diplomanız var da adamlar sizi tanımak için sınav yapıyorlar. Yarı tanınırlık diyeyim artık. İlk seviye, şeyinize göre, eşinizin çalışıp çalışmadığına göre, siz mesela eşiniz çalışmadığı için vergi sınıfından 3 olacaksınız. 1900 lira net alacaksınız. 1900 lira net alarak başlayacaksınız hayata. Evet. 250 euro da çocuğunuz için alacaksınız, dur. 2150 euro alacaksınız. Eğer ki, az evvel anlattım ya, ev bulma işlerini. Çocuğunuzdan ayrı gelirseniz, bakın çocuğunuza gelemezsiniz ilk başta. Çünkü ev bulamazsınız. Pratik söylüyorum ki akılda kalıcı olsun. Siz ilk başta eşinizi vize dahi alamayabilirsiniz. Geçimi sağlayacak kadar bir ücret olmayabilir. %100 emin değilim. Ama ben size bir kişinin harcadığı parayı söyleyeyim. Kirayı dışında. Kirayı zaten siz bulacağınız için evi siz bilirsiniz. Biz bir kişinin kelle başı da ne kadar harcıyoruz? Ama 2 yaşında oğlu var ve eşiyle gelmeyi planlıyor. Sen neden bir kişi olarak düşünüyorsun ki? Bir kişi üzerinden toplayıp ama söyleyeceğim. Ama aileyle gelmeyi planlıyor. Planı o şekilde. Tamam işte ben de. Bir kişinin maliyeti bile arkadaşlar minimum 250-300 euro. Ama bir kişinin bulacağı evle ailenin tutacağı ev aynı değil. Ya mutlak aynı değil. Benim hesaplamam gereken şey şu anda. Bu işi nasıl oldurabiliriz onlar açısından? Yolu nedir bu işin? Şimdi çocuk kaç yaşındaydı? O ona zaman bakayım. İkiye böl. Bir, aileyle gelirse. İki, tek başına gelmeye karar verirsin. Aynen. 2 yaşında oğlu var ama. Çok i̇ki da zor. 2 yaşında oğlunu bırakamaz kimse. Aynen. 2 yaşındaki oğlunu bırakamayacağınız için siz eşinizin çalışmadığı durumda ev bulursanız eğer belli bir süre bence idare edilebilir bir maaş. Belli bir süre ama. Yani çok şey yapmak lazım tabii. Dikkatli şey yapmak lazım. Ben size şimdi harcamalarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Eğer ki 1000 euroya kadar bir ev bulursanız 3 kişi olacağınız için. Aynen. Şehri bilmiyorum. Mesela benim arkadaşım Burak çok güzel bir, neredeyse çok güzel bir ev bence genişlik anlamında. 3 kişi için, 2 kişi yaşıyorlar onlar. 3 kişi düşünürsek tamam, o ev kaç güzel. Kaç para fulton? 800 euro veriyorlar toplam. Faturalar içinde. Tamam, o kaç sene önce geldi ama? 2 sene önce geldi. İnternet ve elektrik hariç 800 euro veriyor. Şehrin ismini de söyleyeceğim, bakarsınız. Lich diye geçiyor. L-I-C-H. Şimdi hatta ev almayı düşünüyor, mantıksız geliyor yani. O kadar uygun kira veriyor ki. Onlar ilk çalışanlar. Şimdi kıyasımız hep hemşire maaşıyla geçinebilir mi ilk etapta diye yapıyoruz. 850 euro civarına veriyor. Hadi siz 1000 euro verin. Kaldı 900 euro. Eğer ki Türkiye'deyken bir yatırımınız varsa, arabanız varsa, o arabayı satıp burada ev eşyalarını düzer ve bir araba alırsanız ufak bir şehirde uygun bir kiraya bir süre idare edebilirsiniz. Ben gelemez demek istemiyorum. Şuna yere bakma bana. Hayır ama 900 euro ile 3 kişilik bir ailenin bütün aylık ihtiyaçlarını gidermek çok... Ne kadar harcayabilirler? Yani. 900 euro kira verdiklerini düşünelim. Pardon. 900 euro kaldıklarını düşünelim. 1000 euro kira verdiklerini düşünelim. Aynen. 900 euro kaldığını, pardon. 1150 euro kaldığını düşünelim.
Çocukla beraber 1150 evet. euro kalacak. Çünkü sadece markete gitmek değil ki hayatta şey yaptığın yer, para harcadığın. Sümeyye şimdi Türkiye'den Almanya'ya taşınmak istiyor. Türkiye'de gibi durumdan memnun maaşla, değiller. Tek maaşla ben cesaret edemezdim. Öyle söyleyeyim. Sümeyye cesaret edemezdi. O yüzden Sümeyye'yi eleyin. Ben aynen. size diyorum ya ki... Eşinizin gerçekten böyle birkaç ay içinde iş bulma şeyi varsa, olanağı varsa... Arkadaşlar, Almanca'yı bilirseniz... Olabilir ama eşim ne zaman iş bulacak, bu seneler de sürebilir de ben cesaret edemezdim. Eşiyle ilgili bir fikrim var mı? Bakın gelene kadar Almanca eşiniz B1, B2 seviyesine kadar öğrensin. Eşi mesela öğretmen olsa ne yapacak burada? Adide çalışacak. Adide çalışması için bile şey yapması lazım. Ausbildung yapması Hayır. lazım. Belli bir eğitim süreci var. Herkes isteyen adide çalışamaz. Bence çalışabilir ya. Hayır adide çalışmak sen için. Sen müjde hatırlamıyor musun? Ausbildung ya. O fırında mini job olarak çalışıyor. Tamam ben de ondan bahsediyorum. Onun ben normal iş normal. Şeyden tamam, bahsediyorum. Öğretmen niye adide çalışsın? Mini İşin job denilen tamam. bir şey var. Mesleğini yapamayacak yani onu diyorum. Tamam. Tabii ki mesleğini yapamayacak. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşımızın eşi mesleğini yapamayacak diye bir senaryo. En kötü senaryo kuruyoruz neredeyse evet. şu anda. Benim arkadaşım bu anerkenim sürecindeyken daha henüz hiç çalışmıyorken başlangıçta bir de çalışamıyorsun. Gelebiliyorsun ama çalışamıyorsun gibi evet, bir durum var. Evet. O süreçte zaten ailemiz vesile geldi. Hemşire olarak gelmedi ki. O süreçte mini job dediğimiz vergisel anlamda en avantajlı, saat anlamında da en uygun şekilde Netto firmasında bildiğiniz... Ayda 300-400 euro yani hani gerçekten mini job. Hani harçlık olacak seviyede bir iş yani. İş değil aslında. Mini job 590 euroya kadar herhalde şu an hatırlayamıyorum ama o civara kadar çalıştığın saatle değişiyor. O zaman oraya kadar alabiliyorsun. Yani eşiniz size bir 500 euroluk katkı sağlarsa arkadaşlar, siz de 1900 euro artı 250 euro üstüne kazanıyorsanız sizi idare eder, eşiniz kendi mesleğini yapana kadar. Şimdi ben soruyu tekrar okuyorum. Eşim ve 2 yaşında oğlumla geldiğimde maddi olarak rahat edebilir miyiz? Ona cevap ver direkt. Bence edemezsiniz. Çok hesaplı yaşamanız lazım. Maddi rahatlık anlamına gelmiyor bu durum. Gelmiyor. İdare anlamına geliyor. Öyle. Eşinizin mesleği uzun vadede çalışmasına müsaade edecekse... Sabredilebilir. Gerçekçi olmak lazım şimdi. Ama yoksa zor. Sen de mesela videolarında bazen anlatıyorsun. Diğer bütün o YouTube videosu çeken arkadaşlar anlatıyor. Almanya eski Almanya değil. Değilmiş yani. Biz de eski zamanını görmediğimiz için bilmiyoruz ama şu anki zamanında en azından hiç kolay olmadığını görüyorsun. Evet. Arkadaşlar 3 kişi minimum 1000 euroya ihtiyaç duyuyor. Minimum. Kira dışında. Kira ya şey dışında. Sadece market belki de. Tabii tabii. Kira dışında diğer harcamalara 1000 euro ayırmanız lazım. Bunun içerisinde arabanızın lastiği de var. Ben kafadan hesaplıyorum. 750 euro sadece markete, 250 euro da arabanızın ihtiyaçlarına, potansiyel ihtiyaçlara kenarda tutmanız gereken bir para. Hayır ama bu çok hesaplı giderse 750 euro markete. Ha ben markette şu yastığı gördüm, bu battaniyeyi gördüm, işte şu ayakkabıyı da alayım bilmem ne falan olursa hiçbir şekilde şey yok yani. Senede 2-3 kere tatile gideyim. Yok. Tatil yok bu yani işin maddi içinde. Maddi rahatlık değil yani. Değil. Geçinir ama maddi rahatlık değil. Şimdi Türkiye'de bu hemşire hanımefendi diyelim ki 45 bin lira maaş oluyor. Eşi de şu anda minimum o kadar maaş oluyor diyelim. 90 bin lira. Eşi de çalışıyormuş Türkiye'de sonuçta. Öyle düşünüyoruz. Eğer ki çocuğu da devlet okuluna gönderiyorsa konfor olarak maddi anlamda daha Türkiye'de daha rahat eder. Ben şöyle kapatmak istiyorum bu konuyu. Evet, Almanya'ya kesinlikle maddi rahat, para kazanacağım, para biriktireceğim diye gelinmez. Yani ekstrem örnek olması lazım. Başka bir çıkar olması lazım. Para değil buradaki çıkar. O çıkarı da kesinlikle. Söyle, konuyu kapatalım. Benim için buradaki çıkar çocukların eğitimi. Benim iş yaşamında daha rahat çalışmam. Aynı işi yapıyorum. Aynı standartlarda yapıyorum. Ama en azından daha iş yerinde stresli. Baskı görmüyorum. Daha az stressiz. Daha çok tatille. İstediğim zaman bilgisayarımı kapatabileceğim pozisyonda çalışıyorum. Çocuklarımın eğitiminden kesinlikle %1500 içim çok rahat. İyi ki buraya gelmişim diyorum. Ama para için burada değilim asla. Para için burada asla olmazdım. Türkiye'de yaşardım. Hemşireler için de çalışma koşulları çok 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 rahat değil burada. Epey kesinlikle yoruluyorlar. Zaten çok yorulduklarını biliyorum. Olduğu için evet. Çok fazla çalışıyorlar. Hadi bakalım devam edelim, hızlandıralım. Evet, bu soru da şöyle. Nasılsınız? Sen de oku. Almanya ekonomisiyle ilgili negatif yönde çok haber okumaya başladık. Siz de videonuzda bu tip haberlere rağmen dilemeyin ne diyor?
Siz videonuzda bu tip haberlere rağmen dilemeyin, istiyorsanız gelin dediniz. Ha dinlemeyin, tamam yazılan hatası. İstiyorsanız gelin dediniz ama özellikle eşim Mehmet fazlaca titrek bu konuda. Mehmet abi niye titreklik yapıyorsun? Şimdi bizi ikna edin gibi bir durum algılamayın lütfen ama birinci bir göz ve samimi bir tarafsız gözlemci olarak değerli fikrinizi merak ettiğimiz için paylaşım rica ediyoruz. Eşim diyor ki ya gidince ekonomisi iyice kötüye giderse, biraz da ben onu ikna etmeye çalışıyorum galiba demiş. Uzun vadeli ve çocuklar için benim planlarım. Bir de size yaşımızla ilgili bir sır vereyim. Yaş 42 efendim. Eşim Mehmet galiba biraz yaşı da sorun ediyor. Biraz haklı da kendine göre ama işte arada derede gidip geliyor. Aslında diğer soruyla çok daha altında. Tam onu diyecektim. Ne için yani geliş amacı buradan çıkan tam olarak ne? Ben biraz da çocuk konusuna takılacağım. Sizin çocuğunuz da varsa ve çocuğunuz 12-13 yaşından büyüdüyse ben kestirip atmak istiyorum. Türkiye'de devam edin. Kasmayın. Çünkü Almanya'da çocuğunuzun adaptasyonu sizi Almanya'nın rahatlığından daha çok yorabilir, üzebilir, sıkabilir. İnanmayacaksınız ama 2 tane 3 tane aile tanıyorum. Evet. Bu konuda epey zorluk yaşıyorlar. Çocuk yani hem sizin açınızdan hem çocuk açısından şu anki dönem Türkiye'de çok daha rahat olabilir. Ama tabii ki bu demek değil ki çocuk ömrünü Türkiye'de tamamlasın. Hayır. Üniversitesinde, Türkiye'nin üniversitelerindeki birçok bölümü artık dünyanın her yerinde tanınıyor. Düzgün bir bölüm, güzel bir üniversite okuduğu zaman yurt dışı fırsatı her zaman açık. Hiç böyle yani biz şimdi gitmedik, burada ne yapacağız, ne yapacağız demeyin diye bir şey yok. Fırsat her zaman fırsat var. Ama doğru zamanda doğru yerde kullanmak lazım. Kesinlikle Sümeyye'ye katılıyorum. Çocuk işin içine girdiğinde yaşı 12-13'ten sonra hokus pokusla sizin adapte olduğunuz gibi adapte olamaz arkadaşlar. Buna gönlümden bakın ben Almanya'ya gelmenizi o kadar isterim ki. Yaşadığımız hayatı biliyorum. Çevremizdeki insanları görüyorum. Çok isterim ama buna rağmen gelmeyin diyorum. Çocuğu kaybedebilirsiniz. Net söylüyorum. Çocuğun Almancası yok. Bakın Almanca bir liseden gelen bir kişinin bile uyum evet. sağlayamayıp Türkiye'ye döndüğünü biliyorum. Bu beni şey gibi görmeyin. Eski kafa, taş kafa Almancılar olup da Almanya'yı yerip Türkiye'yi öven gibi sakın görmeyin. Biraz videolara baktıysanız mutlaka aşinasınızdır ne olduğuma, nasıl bir mizacımın olduğuna. Ama çocuğu kaybettiler. Çocuk da artık neredeyse sadece Türkiye tatillerine görüşüyorlar. Bu kadar acı bir şey. Aile, 21 yaşında çocuk. 3-4 sene önce gelmişler buraya. 5 sene belki. Almanca bilmesine rağmen. Çocuk Almanca eğitim veren bir liseden mezun. Almanca biliyor çocuk yani. Düşünün bakın. Evet. Gimnazyuma gitti. Olmadı. Çok fazla zorluklar yaşadılar. Baba mutsuz. Anne mutsuz. Anne 1000 kat daha mutsuz. Tabii ki çocuğunu görememiş. Tatilden tatilde çocuğunu görür. Sen onlar için geliyorsun buraya. Çocuk çünkü diyecek ki. Çocuk çünkü diyecek ki. Beni siz getirdiniz buraya. Ve ben eski hayatımı istiyorum. O yaşa gelmeden çocuk lütfen gelmeye çünkü çalışın. Çünkü o yaşlarda artık çocuklarda arkadaş faktörü çok önemli oluyor. Yani alıştığı ortamdan ayrılmama. Yani şu sokakta çıkıp mahallesinde bir tur atma bile çocuklar için psikolojik bir rahatlık. Yani bunu ellerinden almak çok büyük bir... Çok büyük sorumluluk. Sorumluluk. Çocuk küçükse... Her kaç yaşına kadar? Sümey kaç yaşına kadar? Yani benim bir fikrim var ama sen söyle. 7-8 diyebilirim. Maksimum 8. Çünkü bir seneye çöpe atın geldiği gibi o sene Almanca öğrenmeye çalışacak. Mahvolacak. Yıpranacak. Siz yıpranacaksınız. O seneden sonra pataküte o ilkokul bitmeden yani 10 yaşına gelmeden evvel bu işi tamamen bitirmelisiniz. Ve bunun için 2 sene ihtiyacınız var. Ben de o yüzden maksimum 8 yaş diyorum. Çocuğunuz 8 yaşını geçtiyse bu yola girmeyi 1000 kere daha düşünün. Kendinizi düşünmüyorsanız çocuğunuzu düşünün. Ve yaşı ileri olanlar da Türkiye'den Almanya'ya gelenlerden yaşı ileri olanlar çok daha zor adaptasyon sağlıyorlar bu arada. Bizim gibi olanları kastediyorum büyükler. Kendinizi tabii ki daha zorlanırsınız ama çocuğunuz çok daha zorlanacak. Bunu ya, unutmayın. Çocuk zorlandığı için anne baba daha çok zorlanıyor zaten. Evet. Yani tek bekar gelseniz umurunuzda olmaz. Aynen. Karı koca teksiniz. Üçüncü çocuk üzerine oluyor. Acaba o mutlu mu? İşte yanlış mı yaptık? İşte öğrenebilecek mi falan. Bizim çocuklar küçük olmasına rağmen zorlan, çok zorlan. Çok psikolojik olarak zorlandım. Sümeyye inanın o dönemde migren başladı evet, Sümeyye'de. Evet, o dönemde başladı. Belki stres yoğunluğundan tetiklendi bilemiyoruz. Tam migren neden oluyor belli değil. Ama şunu biliyoruz ki Berlin'deki ilk 6 ayımızdan sonra Sümeyye'de migren başladı. Aynen.
Çocuk küçükse gelin, çocuk büyükse bin kere daha düşünün. Bekarsanız veya eşinizle beraber çocuğunuz yoksa bin kere gelin. Ama çocuk varsa bin kere düşünün lütfen. Bir ama tane daha soru var, bitirelim. Gelmemeniz çocuğu tamamen Türkiye'de tutmanız demek değil. Kesinlikle tutmayın. O konuda ayrı bir şey. Çocuk okulunu okusun. Bir şekilde uluslararası bir iş seçsin ve onu bir şekilde kendini yurt dışına atabilir. O istediği yerde çalışır. İlla Almanya olacak diye de bir şey yok. İngilizce konuşan bir dünya. Ferah olan bir ülkede. Çok daha çok güzel ülkeler var. Evet. Yani dil öğrenme şeyi de kalkar. Yani çocuğu kesinlikle internasyonel bir meslek seçmesi, yurt dışına çıkması, işte yabancı dil öğrenmesi yönünde Türkiye'de de olsanız mutlaka bence destek verin bu konuya. Tamam. Çok çok uzadı video. Tamam. Son soru bu. Size eğer sıkmayacaksam bazı sorularım olacak. Almanya'da olmaktan dolayı gerçekten mutlu musunuz? 2. Şimdi 3 hepsini okuyayım, öyle cevaplayalım. Videolarınızda benim hissettiğim, belki de bilmiyorum, yalnızlık hissi oluşuyor. Bu konuda düşünceleriniz nedir? 3. Eşim bilgisayar mühendisi ve bazı işlerden hemen red cevabı geliyor ve bu kadar sürede seviye bakmana bile imkansız. Bununla ilgili fikriniz nedir? Evet. Ben bunu tamamen sana bırakıyor. Tamam. Sana bırakıyor. Ama sana sormuş. Çünkü senin videolarını izlemiş ve senin düşüncelerini... Ben bu soruları senin haberin vermiş. Yok. Storylerimde Şümeyye ile beraber cevaplayacağız dedim ve öyle geldi sorular. Yani ikimiz de birden soruyorlar. Tamam, sen söyle, ben de söyleyeceğim. Şimdi bir, Almanya'da olmaktan gerçekten mutlu musun? Ben gerçekten mutluyum. Hiçbir şüphe, hiçbir keşkem yok buraya gelmekle ilgili. Keşke çok daha önce gelebilseydim. Keşke üniversiteyi burada okusaydım. Keşke liseyi burada okusaydım. Keşke ilkokula burada gitseydim. Bu bütün etkinliklere, sporlara, şunlara, bu... Yani şu an çocuklarımın sahip olduğu şeylere keşke ben de sahip olabilseydim. Geçen ben de onu söyledim. Hiç şey yok. Benim açımdan bir gram soru işareti yok. İmreniyorum ben de. Futbola, handbola, şuna buna. İkinciyi cevaplayayım. Yalnızlık hissi mi oluşuyor sizde acaba demiş. Bende yok. Açık konuşayım. Bende yok. Çünkü ben bu Almanya'da olduğum için değil. Ben Türkiye'deyken de zaten başka bir şehirde, ailemden başka uzak bir şehirde çalışıyordum. Çocuklarımı kendim büyüttüm. Tabii ki destekleri oldu ama çok büyük anlamda her şeyi kendimiz yaptık. Destekleri olmadı çocuk büyütürken. Başka konularda da olmadı bence ama neyse. Yani biz çok kendimiz yaşamaya alıştığımız için ben bundan şikayetçi değilim ki benim fıtratım da böyle biz, açıkçası. Biz biraz yabani hayata çok alışkınız. Almanya bize vız gelir tırıs gider arkadaşlar. Aynen. Furkan nasıl hissediyor? Ara ara ben de sanki onun buradan sıkıldığını hissediyorum ama ben kendi adıma sıkılmıyorum. Üstüne her dışarı çıkışımda doğasını, havasını, yağmurunu bile çok seviyorum. Tamam. Bu benim fıtratım. Bir de şeyi söyle, üçüncü soruya cevap ver, bir de ben cevap vereyim. Bilgisayar mühendisi ve hemen red alıyor. O ilanlar büyük ihtimal fake ilanlar. Onlar gerçekten iş aramıyor, şey çalışan aramıyorlar. Çok var öyle ilan. Eğer hemen red geliyorsa zaten reklam amaçlı konulmuş. Bir süre daha tutulması gereken ilanlardır. Hiç kafanıza takmayın. Zaten çalışan aramıyorlar. Ağzına sağlık. Ben de cevaplayayım ve kapatalım. Almanya'da olmaktan dolayı gerçekten mutlu musunuz? Almanya'da olmaktan dolayı gerçekten mutlu değilim. Yaşadığım için, nefes aldığım için. Adı Almanya'ymış, adı Türkiye'ymiş. Ben her yerde mutluyum arkadaşlar. Bunu samimiyetle söylüyorum. Almanya'nın bu işe katkısı düzen. Ben bu düzeni çok sevdim. Çocukların okuldaki sistematik öğrenimlerinden çok memnunum. Onların mecburi değil, ittire kaktıra değil, diğer çocuklar da giderken aktivitelere katılmalarında kendilerince hiçbir zorluk hissetmemelerinden, külfet gibi görmemelerinden, çünkü herkes bir şeyler yapıyor, çok memnunum. Eşimle beraber burada olmaktan çok memnunum. Eşimin işinde stresli olmamasından çok memnunum. Eşim çok stresliydi iş yerinde, onu söyleyeyim yani Türkiye'deyken. Ben bu durumdan çok rahatsızdım. Almanya'da olmamızdan dolayı, o anlamda eşime katkısından dolayı çok memnunum. Çünkü geri kalan zaman benle geçiriyor. Sen de öyleydin. Ben de öyleydim. Ben çok hedef sen odaklı çalışıyordum. Sen çok çalışıyordun. Yani bir şeyleri başarmaya çalışıyordum. Bir şeylerde olması için biliyorsunuz ki belli bir dönem yırtmanız gerekiyor. Çok yırtmaya çalıştık yani. Ben Almanya'da olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Ama fıtratım gereği çok değişikliklere, yeniliklere, challenge'lara açık bir insanım. Fıtratım gereği bulunduğum ortamdaki eksiklikleri görmeye biraz daha hızlı başlayan, birazcık doyumsuz bir insanım. Ya o... Furkan'ın seneye hadi toplan Amerika'ya git deseniz niye gidiyorum ben demezsin. Demem. Mesela iş yerimden dolayı Fransa'dır, Amerika'dır, Çin, Hindistan'ı biraz kenara alayım Çin'le beraber ama
diğer ülkelere karşı bir challenge çıksa önüme, onları denemek isterim. Ama Almanya'da olmaktan gerçekten mutluyum. Huzurumuz var. Yani size yemin ediyorum, akla kara kadar farklı Türkiye'de yaşantıyla Almanya'daki yaşantı. Stresimiz çok azaldı. Ama tabii ki çok zaman istiyor. Çok keşke Sümeyye'nin dediği gibi çocukken gelmiş olsaydım. Evet. O imkanları, handbolları, futbolları... Arkadaşlar futbolu öyle severdim ki ben. Beni futbola göndermediler. Parasıyla gönderilecekti. Ya ben hala yüzme bilmiyorum. Karadeniz Sümeyye çocuğu yüzme bilmiyorum. Yani burada olsaydın, okulda dersi vardı. Spor dersinde yüzmeyi mecburi öğreniyorsun. Yani bu gibi default özellikleri kendimde yüklemek isterdim. 20-21 yaşına geldiğim zaman dünyayı gezmek isterdim. Yeni Zelanda'da bir sene kalıp tarlalarda çalışıp para kazanmak isterdim. Ne yapıyor çocuklar? Liseyi bitiriyor. Üniversiteye geçmeden önce bir sene bir mola veriyorlar. Evet. O ara işte genelde buradaki Avustralya'ya gidiyor. Daha sıcak, daha değişik. 6 aya kadar çalışabiliyorlar. Bir sene mi? 6 ay mı? Evet. Ya Amerika'ya gidiyorlar. Böyle bir tecrübe edinip ondan sonra üniversiteye başlıyorlar. Hayat kaçmıyor çünkü. İçimden ne geliyor biliyor musunuz? Pişmanlık ama çözemeyeceğim bir pişmanlık. Keşke çocukken burada olsaydım diyorum. Evet. İkinci soruya devam edeyim. Yalnızlık hissi oluşuyor. Arkadaşlar yalnızlık hissi oluşmaması mümkün değil. Benim Türkiye'deki arkadaşlarım, ailem, eşim, dostum, akrabam, bildiğim, tanıdığım, doğduğum yerler 30 yıllık geçmiş geride kaldı. Onları buraya getiremeyeceğim gibi ben de her an onlarla beraber olamıyorum. Her gittiğimde her şey bir kat daha değişmiş oluyor. Ülke iyiye gitmiyor. Üzeri eksponansiyel değişiyor olumsuz anlamda. İlişkilerimiz eksponansiyel olarak kötüye gidiyor. Konuştuğumuz konular ekonomik konulardan öteye gitmiyor. Kimisi Erdoğan'ı destekliyor, kimisi muhalif, kimisinin yani durumu mali olarak iyi, kimisinin mali olarak durumu kötü. Ne konuşacağını çözemiyorsun. Aradaki senkronu kaybediyorsun. Senkron gitti bende. Senkron mekron kalmadı. Kimle ne konuşsam hoş sohbet olur. Yok yani. Türkiye bıraktığın gibi olmuyor. 4 yılı geçtik, 4,5 yıla doğru gidiyoruz. Artık burası bizim memleketimiz oldu. Türkiye'ye gidiyoruz tatile. Türkiye'de bulduklarımızı yeniden keşfediyormuş gibi hissediyoruz. Her şey değişiyor. Her şey. Yalnızlık hissinin gelmemesi mümkün değil. Ben evliyim. Çocuklarım var. Bir çevrem var. Kendi çapımda. Minimuma indirmişim yalnızlığımı. Ama bekar gelenler de bu hissiyat çok olacak. Çok zor. Lütfen adım adım Almanya videosunu izleyin. Onun da linkini veya işte köşeye bir yere koyacağım. O videoya bir bakın. Size adım adım ne hissedileceğini bekar olanların, evli olanların orada anlattım. 3. Sümeyye'nin söylediği gibi. Eşim bilgisayar mühendisi, her zaman red geliyor. Hemen red geliyor. Bu kadar kısa sürede red gelmesi mümkün değil. Arkadaşlar, bazı firmalar iş arama sitelerinde filtre açıyorlar. Oturum yeri Türkiye olursa hemen onu reddediyorlar. Veya Almanya dışı oturum olanlar olursa hemen onu reddediyorlar. Adresten dolayı. Başka bir şeyden dolayı değil. Sümeyye'nin dediği mümkündür. Türkiye'de biz bunu çok yaşıyorduk. Kariyer.net'te. Burada da öyle. Çok burada da öyledir. Bir de firmalar şey yapabiliyorlar. Kota doldurmak için, doldurmak için görüşme ayarlayabilir. Şimdi görüşme ayarladılar size diyelim. Görüşme ayarladılar. Zannediyorsunuz ki 3 adaydan biriyim. Ama adam diyor ki şunu alacağız ama 3 kişiyle daha görüşmemiz lazım. Kural kaide bu şekildeymiş diye düşünün. Onlardan da biri olabiliyorsunuz. Hayat hiçbir zaman zor değildi. Almanya'da Türkiye'den iş arayarak gel, Almanya'ya Türkiye'den iş arayarak kabul olarak gelmek çok zor bir şey. Ama bunun yolları var. Lütfen Almanca öğrenin. Almanca öğrenmeden iş bulmanız çok zor. Çünkü siz diğer yabancılarla yarıştığınız gibi Almanlarla da yarışıyorsunuz. Bunu unutmayın. Aynen. Hiç unutmayın. 1000 tane yere başvuracaksınız. 3 tanesinden geri dönüş alacaksınız. Bir tanesi görüşmeye çağıracak. Diğerleri yazmayacak bile. Buna hazırlıklı olun. Eğer ki hayatınızda memnun değilseniz, değiştirmek istiyorsanız bu değişimin içerisinde akıp gitmeniz lazım. Mecbursunuz buna. Zorlayacaksınız. Sümeyye'nin söylediği gibi, bir hanımefendinin oğluna verdiği tavsiye gibi, Türkiye'de üniversite okuduktan sonra uluslararası bir firmaya girip oradan o firmanın kökenleri olan ülkeye doğru transfer olmak bu işin biraz da en kolay yolu. Evet. Yani imkansızı başarmaya organik çalışıyoruz gibi, çünkü. Organik büyüme gibi. Evet, evet. Aynen. Yani biraz adım adım üstüne koya. Evet. Şimdi noktaları Almanca yok. Birleştire. Almanca yok. Almancan olmayınca direktmen %90'ını seni eliyor. %10 içerisinde kalıyorsun. Hindistanlı'dan çalışkan mısın? Çinli'den zeki misin? Japon'dan yetenekli misin?
Kimler var? Bangladeşliler bile var yani. İnanılmaz zekaya sahipler. Yani, evet. Pakistanlılar bakın. Bu adamlar da Almanca bilmiyorlar. Sen onlarla yarışabilecek misin? Adamlarda 80 milyon nüfus yok. 1,5 milyar nüfus var. Onlar Almanya'ya gelmek istiyorlar. Senin onları geçebilmen için arkanda firma referansı lazım işte. Bu dediğimi yabana atmayın. Firma referansı o bağlantıyı sağlayacak. Çok fazla ret almanın sebebi bu. Şimdi bazı arkadaşlarımız umut ediyorlar. İş arama vizesiyle geliyorlar. İşte 2 ay kaldı, 3 ay kaldı, ne yapacağım? 6 ay. Daha büyük stres. O parayı harcıyorlar. İş arama vizesiyle geliyorlar. Arkadaşlar gerçekten bunları düşünün. Almanca iyi öğrenin. Alman kökenli bir firmada iş başvuruları yapın. Türkiye'de önce. Oralardan referans alarak üstüne koyarak. Ben Alman firmada çalıştığım halde kendi yöneticimi yenemediğim için, yani sistemi yenemediğim için 3 yıl geciktim Almanya'ya gelmekte. Herkesin bir hayatı zorluğu var. Ama Almancayı bu işin içinde başa koyun. Sonra da bir Alman firması sizin işinizi kolaylaştıracak. Master'a gelip iş bulamayıp dönenler de var. Ve bu çok doğal bir şey. Bunu reddetmemek lazım. Bir ülkeye de yaşamak istiyorsanız o ülkenin dilini bilmek kadar doğal bir şey yok. Olması gereken bir şey yok değil mi? Olması gereken bir şey. Yani bunu içselleştirip ondan sonra... Bana çok soru geliyor Sümeyye. Almanca bilmiyorum. Nasıl iş bulurum? Yani mümkün değilden bir tık öncesi yani. Nasıl diyeyim artık? İşte o zaman huzursuzluk, o zaman yalnızlık, o zaman mutsuzluk oluşur. Yani kimseyle bir iletişiminiz olmaz. Arkadaşlık kuramazsınız. İş yerinde kimseyle konuşamazsınız. Bir de maddi bir örnek vereyim. Benim Türkcell'den çalışan senior özelliklere sahip okulda kitap yazmış bir arkadaşım benden 25-30 bin euro senelik daha aşağıya tanıdık vasıtasıyla bir işe girebildi. Çatır çatır İngilizce konuşuyor. Yaşı epey var. Düşünün bak bunu. Tamam. Videoyu bence nihayet erdirelim. Soruları cevaplandırmaya çalıştık. Yenisini yapacağız. Bilmiyorum şu an ne kadar oldu. Hiç de haberim yok. Kaç dakika oldu? Ben de bakmadım. 20-35 olmuş. Arkadaşlar umarım sorulara tatmin edici cevaplar bulabilmişsinizdir. İnanın bilmediğimiz şeylere bilmediğimiz şekilde uydurarak cevaplar veremeyiz. Soruları ben Sümeyye ilk defa sordum. Ben bunları tamamen kendi tecrübelerimiz, kendi yaşanmışlıklarımız. Evet. Size belki uymaya da bilir cevaplar. Evet. Tamamen kendi tecrübelerimiz. Yani videoyu kapatırken klasik olarak hepinize başarılar diliyorum hayatta. Ailelere, çocuklarına, kendinize çok çok iyi bakın. Ülkemiz zor durumlardan geçiyor. Evet. Ama geçiyor mu, daha mı dibe gidiyor onu kestiremiyorum. O yüzden var gücünüzle, hepsi burası için de geçerli. Var gücünüzle kendinizi nerede mutlu hissedecekseniz ona yönelik çalışmalara devam edin. Ben bu şekilde söylemek istiyorum. Aynen. Ben de yapmayacak bu şekilde. O zaman kendinize iyi bakın. Arkadaşın dediklerine katılıyorum diye söylüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.